Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bir sezonu bitirdik, hasatlarımızı gerçekleştirdik. Bahçemizde ürünleri hasat ettikçe toprağımız fakirleşti. Bu nedenle yani şu an verimliliği arttırmak ve toprağın yapısını iyileştirmek gerekir. Bu videoda ilkbaharda toprağımızı yeni sezona nasıl hazırlayabileceğimize dair bir iki ufak püf noktası vermeye çalışalım. Havalar çok iyi gittiği için aslında sonbahar sonlarında yapmamız gereken bu uygulamayı şimdi de yapma şansımız var. Açık alandaki hazırlıklarımız da sera ortamındaki hazırlıklarımız birbirinden biraz farklı olabilir. Her şeyden önce toprağın üzerindeki yabani otları toplayın fakat köklere dokunmayın. Kökler toprağın hakkıdır. Bırakın onlar dönüşüm işlemiyle beraber toprak içerisinde bize tekrardan humus olarak, organik madde olarak geri dönsün. Bu dönem içerisinde aslında çok fazla gübreleme çalışmaları yapılmaz. Özellikle öyle fosfor katın falan diye tavsiye verenler varsa kesinlikle kulak asmayın. Çünkü fosfor toprağa çok hızlı şekilde bağlanır ve çok önceden yani gerekli olduğu dönemlerden çok önce atıldığı zaman hiçbir işe yaramayan mineraldir. Fakat potasyumla ilgili belki biraz takviye yapma şansımız olabilir. Organik potasyum kaynakları da aslında sadece potasyum kaynağı olarak düşünmekten ziyade küller gibi metaller toprağı düzenleyici, toprağın işte ağır kirli yapısını da ortadan kaldırabilecek, yumuşatabilecek bazı ürünler. Bunu sadece bir gübre kaynağı olarak düşünmeyin, çok daha farklı işlevleri vardır. Kış dönemi içerisinde toprağınızı mahsulsüz bırakmanızı pek tavsiye etmem. Yani kışlık dikimleri de mutlaka yapmaya çalışın ama mahsul yetiştirmeyi düşünmüyorsanız da en azından bir takım ufak tefek dokunuşlarla birlikte önümüzdeki ilkbaharda sezon başladığı zaman çok kaliteli, çok güzel, tam böyle doğal tarım yapabileceğimiz bir toprağa sahip olmamız için şimdiden bazı önlemler almak gerekir. Açık alan için söylüyorum ki seranızda da aynı toprak yapısı varsa ona da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Ağır kirli topraklara kül, kum, kompost veyahut da yaprak küfü diyebileceğimiz yani tam olarak karşılığı bu olmasa bile yaprak küfü olarak nitelendirdiğimiz bir takım malzemelerden sermek gerekir. Dikkat edin, yaprak kompostu demedim, yaprak küfü dedim. Çünkü yapraktan kompost olmaz. Bu yaptığımız işlem bize mikrobiyel açıdan çok zengin bir ürün olacağı için bunu gübre vasfında veya kompost vasfında düşünmeyin. Sadece toprağa bir takım faydalı mikroorganizmaları ekleyebileceğimiz, aynı zamanda karbon kaynağı da olabilecek bir üründür yaprak küfü. Bu tarz ürünleri toprağımıza koyduğumuz zaman toprak daha gevşek olacak ve daha geçirgen bir hale gelecek. Kumlu toprağınız varsa o zaman da kompost veyahut da bunun yerine talaş ekleyebilirsiniz. Bu zemindeki nemin kurumasına yardımcı olacaktır. Asitli toprağınız varsa da tebeşir tozu olabilir, dolomit tozu olabilir. Hatta kireç uygulamak çok daha mantıklıdır. Bu toprağı nötralize edecek ve önümüzdeki sezonda toprağın doğurganlığını arttıracak. Sonbaharda toprağı kazmak, kazmamak, eşelemek, sürmek ne dersek diyelim, bunlarla ilgili iki tane metot var. Biri hiç dokunmazsınız, toprağın üzerine bir takım malzemeleri serersiniz, bırakırsınız. Biri de çok az, böyle bir 15-20 santim toprağın üzerinden sadece ters çevirirsiniz. Yani çok eşeleyip çok fazla derinlere gireceğiniz bir belleme şeklinde yapmayacağınız bir işlem yapabilirsiniz. İlk yöntemde toprağın mikroflorasını da korumuş olursunuz. Gerçi bu da biraz tartışmalıdır. Yani her ikisi de toprağı çok az çapalamak veya çok derine inmeden bellemekle hiçbir şeye dokunmadan tamamen olduğu şekilde bırakma konusunda mikroflorada çok büyük değişiklikler olup olmadığı tartışma konusudur. Kesin olarak hangi yöntemin daha iyi olduğunu söylemek zor. Ben ikinci yöntemin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Toprağı havalandırmıyorsanız üzerine sürekli bir takım işte kompostlu yaprak püfüydü serip bırakıyorsanız alt toprağını da yumuşatabilecek, gevşetebilecek bir takım uygulamalar yapmanız lazım. Bunları yapmayıp sürekli üzerine bir takım ürünler koyarak çok da doğru yaptığımızı düşünmüyorum. Dediğim gibi işte 15 santim küreğin yarısı, belin yarısı gibi toprağın alt üst edersek, sonbahar için söylüyorum, alt üst edersek çok daha iyi olur. Serada kış hazırlığı yapıyorsanız biraz daha farklı bir metot seçebilirsiniz. Toprağın
üzerinin yani yaklaşık 7, 8 belki 10 santim kalınlığındaki toprak tabakasını bir sezon sonraya taşıyacağınız bir takım hastalık etmenlerini ve zararlı yumurtalarını bu toprakla beraber çıkartıp taze bir toprakla değiştirme şeklinde de yapabileceğiniz bir uygulama yapabilirsiniz. Ben ancak bu yöntemi değil de toprağın üzerine kompost ve fermente edilmiş gübreyi yarı yarıya olabilir, işte üçte bir gübre şeklinde olabilir, bir karışımı toprağın üzerine sermek, üzerine de laktik asit, fotosentetik bakteri, mayalar ve mikorizal mantarlardan oluşturduğumuz bir mikrobiyal kokteylle birlikte sularsak, ayrıca videolarını kanal içerisinde bulabileceğiniz mikrobiyal gübre yapımlarından elde ettiğimiz gübreleri de bu kokteylin içerisine karıştırırsanız harika olur. Ve üzerini de yine organik bir malzemeyle sıcak tutması açısından örtersek çok başarılı bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Toprağın üzerine sadece ahır gübresi serip bırakmak doğru değil. Ancak bu uygulamada kompostla beraber karıştırıp üzerini örteceğimiz için ahır gübresinden fazla bir kaybımız olmaz. Ahır gübresini toprağın üzerine seriyorsanız hemen acil bir şekilde toprağın altına almak zorundasınız. Yoksa ahır gübresi içindeki organik maddeleri ve besin maddelerini kaybetmeye başlarsınız. Hiçbir işe yaramayan bir uygulama olarak karşınıza çıkar. Bu toprağın üzerine serdiğimiz ürünlerin içerisinde bitki besinleri zaten var. Ayrıca toprağa faydalı mantarlar ve bakteriler de var. Ancak demin söylediğim gibi mikrobiyel bir kokteylle birlikte bunların üzerine sularsak laktik asit bakterileri dezenfeksiyonu sağlayacak, fotosentetik bakteriler diğer bakterilere çalışma imkanı sağlayacak, mayalar toprak içerisinde faaliyetlerini sürdürecek. Ayrıca mikrozal mantarları da önümüzdeki sezon içerisinde toprağa iyice sarmasını sağlayabileceğimiz bir uygulama olacak. Bu şekilde toprağımız gelecek sezon için çok zengin, rehabilitasyonu yapılmış, mikroorganizmaları aşılanmış, harika, muazzam ve doğal tarım için biçilmiş kaftan bir toprak olacak. Bu toprakta yapacağınız ekimlerde, dikimlerde hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.